Aç ya da susuz hissediyorsanız, gün içinde ağız kuruluğu, el ve ayaklarda uyuşma yaşıyorsanız sizde de gizli şeker olabilir. Ülkemizde her 100 kişiden 15'inde gizli şeker görülüyor ve bu rahatsızlık eğer tedavi edilmezse kalp damar hastalığı, organ hasarı gibi ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Ben kullanmıyorum. Ayda dedim bir koli şeker bitiriyorum. Kuru yemiş, kuru üzüm falan kahvenin onları şey yapıyor. Toplumun %15'inin kan şekeri 100 ile 125 arasında, yani gizli şeker var. %15'inin ise kan şekeri 126 üzeri, yani şeker hastası. Peki neden? Gizli şeker, aşikar şeker neredeyse toplumun 1/3'ünde var. Basit gibi görünse de kahve, çay gibi çok tüketilen içeceklerde şeker kullanmak bile vücuttaki şeker dengesini bozabiliyor. Yarım şeker atıyorum. Şekersiz içemiyorum yani. Kahvede çikolata veriyorlar, alıyorum. Kan şekeri ne durumda? Kan şekeri 110, 120. Orta şekerli Türk kahvesinin tadına doyum olmaz, hele de yanında sohbet varsa. Çayımızın yanında şeker alırız, lokum alırız, kurabiye tüketiriz. Ancak bunların hepsi şeker kaynağı ve gizli şeker de sağlığımızı tehdit ediyor. Kahvenin yanında lokumu ve şekeri artık bundan sonra lütfen almayın diyoruz. İşte gizli şekerin yol açtığı o hastalıklar. Koroner kalp hastalığından, enfarktüsten tutun, işte romatizmal hastalıklara kadar, sapra kesesi rahatsızlıklarından tutun, ondan sonra işte kısırlıklara kadar, dünya kadar soruna yol açabiliyor. Uzmanlar açıkladı, işte uzak durmamız gereken o yiyecekler. 1-5-1 formülü. Birinci madde, her gün 45 dakika yürüyün. 5 tane yasağımız var. 1- Sopra şekeri veyahut da fruktozla yapılmış olan şeylerden uzak durmak. 2- Beyaz ekmekten uzak durmak. 3- Pirinç pilavından uzak durmak. 4- İçine tatlandırıcı eklenmiş olan meşrubatlardan uzak durmak. 5- Pastane ve paketlenmiş olan malzemelerden uzak durmak. En son formülümüz, yediğinizin 1/3'ünü veyahut da yarısını bir kenara bırakın. Diyelim ki ben 3 tane köfte mi yiyorum? 2 tane yiyeceğim. Bültenimizin sonuna...